Elimde bir tüp gizemli sıvı olduğunu varsayalım. Bu tüpün içinde neler olduğunu merak ediyoruz. Örneğin sadece tek bir maddeden mi yoksa birden fazla maddeden mi oluşuyor? Bu videoda size bu maddeleri birbirinden ayırmak, tüpün içinde en azından kaç madde olduğunu belirlemek için kullanılan ve kromatografi olarak adlandırılan bir teknikten bahsedeceğim. Kromatografi dedim. Ancak bu videoda en çok karşılaştığımız kromatografi çeşidi olan ince tabaka kromatografisine değineceğiz. Kromatografinin diğer çeşitleri örneğin kağıt kromatografisi de buna çok benzer prensipler üzerine kuruludur. Şimdi öncelikle plastik ya da cam bir yüzeyin üzerine katı polar bir maddeden çok ince bir tabaka koyacağız. Kullanılan malzeme çoğunlukla silika jeldir. Evet en sık kullanılan katı polar madde budur. Bu madde aynı zamanda gözenekli bir maddedir. Gözenekli olması sıvının kılcal hareket yapması ve yukarı çıkması açısından çok önemli. Silika jel az önce de söylediğim gibi son derece polardır. Şimdi buradaki gizemli sıvıdan bir miktar alacağız. Ve silika jelin üzerine bu şekilde bir damla koyacağız. Sonra üzerine silika jel ve gizemli maddenin bir damlası olan bu plakayı alıp bir ucunu bir solüsyona yani karışıma batıracağız. Burada önemli olan karışımın silika jelden daha az polar olması. Buraya daha az polar diye not düşüyorum. Bunun ne kadar polar olduğuna bağlı olarak neler olacağından biraz sonra bahsedeceğim. Kullanacağımız solüsyon çok az miktarda olacak. Sıvının buharlaşmasını engellemek için bunu çoğu zaman kapalı bir kapta yaparız. Sizce şimdi ne olacak? Az önce de söylediğim gibi bu gözenekli bir madde. Bu yüzden de kılcal hareket gerçekleşecek. Dipteki sıvı silika jelin gözenekleri içinde yukarıya doğru hareket etmeye, başka bir deyişle tırmanmaya başlayacak. Bu sabit faz olarak adlandırılır. Neden diyecek olursanız hareket yok da ondan. Ek olarak daha az polar olan bu çözücü de silika jel içerisinde hareket etmeye başladığı için hareketli faz olarak adlandırılacak. Bu hareket esnasında gizemli maddenin bir kısmını da yukarı doğru taşıyacak. Gizemli maddenin iki farklı maddeden oluştuğunu varsayalım. Bir madde diğerinden daha polarsa, polar olan sabit faza daha çok çekilir ve çok fazla yükselmez. Ancak diğerine göre daha az polar olan bir madde silika jel tarafından çok fazla çekilemeyeceğinden çözücüyle yukarı doğru daha fazla ilerler. Buraya kadar geldiğini düşünelim. Bunu hareketli faz silika jelin üst kısmına gelene kadar devam ettiririz. Bu tekniğe kromatografi adının verilmesinin sebebi orijinal olarak farklı renklere sahip dokuların ayrıştırmak istenmesiydi. Kroma farklı renk anlamına gelir. Ancak bunun farklı renkleri olan maddelere uygulanan bir teknik olduğunu düşünmenizi istemem. İnce tabaka kromatografisi yaptığınızda başlangıçtaki noktanın çözücüyle birlikte farklı yüksekliklere geldiğini ve Orijinal karışımda kaç tane madde olduğuna bağlı olarak da farklı noktalar oluştuğunu görürsünüz. Bu nokta diğerlerine göre daha az polar olan madde. Daha çok polar olan madde hareketsiz olan silika jele daha çok çekildiğinden daha az yükselir. Bu noktaların ne kadar yükseldiklerini çözücüye göre belirlemenin yolları var. Buna da alıkonma faktörü adı verilir. Not ediyorum. Alıkonma faktörü bu genellikle R alt indis F harfi ile gösterilir. Ve çözünen maddenin aldığı yol bölü çözücünün aldığı yola eşittir. Bu noktada bunun çözücünün aldığı toplam yol olmadığının altını çizmem gerek. Bu çözücünün başlangıç noktasından buraya koyduğumu danmadan diyeyim itibaren aldığı yoldur. Parantez içinde başlangıç noktasından itibaren diye de ekliyorum. Buraya da başlangıç yazarsam her şey daha net olacak. Peki bu durumda ne olur? Bize yardımcı olması için bir cetvele ihtiyacımız var. A maddesi için alıkonma faktörü bu noktayı A olarak işaretleyelim. Çözünen maddenin aldığı yol demiştik. Bakın burası yaklaşık 1 cm. Bölü çözücünün orijinalden itibaren aldığı yol. Bir bakalım bu da 5 cm. Bu durumda sonuç da 0,2 olur. B maddesinin alıkonma faktörüne de bakalım. Çözünen madde ne kadar yol almış? 3 cm. Bölü, çözücünün başlangıç noktasından itibaren aldığı yol, yani 5 cm. Bu da 0,6'ya eşittir. Bu durumda daha polar olan maddenin alıkonma faktörünün daha az polar olan maddeye göre daha düşük olduğunu fark ettiniz değil mi? Son derece mantıklı sabit faz çözücüden daha polar olduğu için daha polar olan maddeyi daha az polar olan bir çözücüyle hareket ettirmek daha zordur